Kadar kaşar tekrar devam ediyoruz. How can you say he is normal? Onun normal olduğunu nasıl söyleyebilirsin? Dedi Samantha. Evet. Şöyle şuradan şuraya gelelim. A normal person can't always live in the light of day. Yani normal bir insan yani gün ışığında daima yaşayamaz. Yani her zaman gün ışığında yaşayamaz. Or electricity ya da elektrik ışığında. Yani a normal person ne elektrik ışığında ne de gün ışığında yaşayamaz. Daima yaşayamaz. Yani uyuması gerek anlamında söylüyor. Şöyle gelelim. Normal people can't live without sleep. Yani normal insanlar uykusuz yaşayamaz. Evet. It is impossible. Bu mümkün değil. Max must sleep or one day he will die. Max'ın uyuması gerek. Yoksa bir gün ölecek diye çeviriyorum arkadaşlar. Değerli arkadaşlar buradayım. Şöyle gelelim. Şöyle şuraya. One evening. Bir akşam. Samantha put some strong sleeping tablets in Max's tea to see what would happen. Yani Samantha denilen kadın arkadaşlar Max'ın çayına mesela bakın yani ne olacağını anlamak için what would happen yani ne olacağını görmek için Max'ın çayına birkaç ağır uyku ilacı bakın uyku tableti koyar diye çeviriyorum. Şöyle gelelim. When he began to look sleepy, she called a drink. Yani bunu koyduktan sonra demek ki Max bunu içiyor. When he began to look sleepy, yani uykulu görünmeye başlayınca, yani çocuğun artık uykusu gelince, she called a drink. Hemen Samantha kocası Derek'i çağırmış. Look, she said excitedly. Hemen böyle heyecanlı bir şekilde bak demiş. He is going to fall asleep. Hemen şimdi uykuya dalacak diye söylüyormuş. Şöyle gelelim. Derek was surprised and happy. Derek de bu duruma şaşırmış ve mutlu olmuş. Evet şöyle gelelim. That's wonderful. Bu harika. Perhaps he is normal after all. Yani belki de bütün bu olanlardan sonra kendisi artık normaldir diye çeviriyorum. Shh, you will make him up. Yani sessiz ol. Uyandıracaksın onu diye annesi Samantha söylemiş. Şöyle gelelim. After about half an hour. Yani böyle yarım saat sonra Max opened his eyes. Max tekrar gözlerini açmış yani. Max yani gözlerini açmış. And şöyle bakalım ne demiş. What's happening he said. Looking around böyle etrafına bakınarak demiş ki ne oluyor diye söylemiş. Şöyle bakalım. Derek with a big smile. Derek de arkadaşlar böyle büyük bir gülümsemeyle you fell asleep. Yani sen uykuya daldın demiş. Evet. Asleep uykuya dalmak mı? Me ben mi? Max looked angry. Max bu arada böyle kızgın bakmış. How long? Ne kadar süre yatmışım şeklinde diye sormuş. About 30 minutes. Yani 30 dakika kadar yatmışsın. Şöyle buradayım arkadaşlar. Oh no no I don't want to sleep. Hayır ben uyumak istemiyorum. Diye söylemiş. There is too much to do and see in the world. Yani dünyada yapılması ve görülmesi gereken çok şey var demiş. Şöyle gelelim. But how did I fall asleep? Peki ben nasıl mesela uykuya dalmışım diye sormuş. Şöyle bakalım. Samantha said quietly. Annesi Samantha böyle sakin bir şekilde. I gave you some sleeping tablets. Ben sana birkaç uyku tableti yani uyku ilacı verdim diye söylemiş. Derek de bağırarak arkadaşlar. You what? Sen ne yaptın diye sormuş kocası. Evet şöyle bakalım. Max da give them to me mom. Anne onları bana ver diye söylemiş. Şöyle gelelim. Samantha looked very unhappy. Yani Samantha arkadaşlar böyle mutsuz bakınmış. Oh you must sleep. Yani sen uyumalısın diye söylemiş. Max why don't you sleep? Max neden uyumuyorsun sen diye eklemiş. Şöyle bakalım. I don't need it. Yani benim ihtiyacım yok diye söylemiş Max. When you sleep, uyuduğunuzda you don't know anything. Siz diyor hiçbir şey bilmiyorsunuz. Yani insan uyuduğunda hiçbir şey bilmez diye söylüyor arkadaşlar. Şöyle bakalım. You can die in your sleep and you won't know about it. Yani siz uykunuzda ölebilirsiniz ve bunun farkına varamazsınız. Şöyle gelelim. When you sleep, you can't see or hear anything. Yani uyuduğunuz zaman hiçbir şey görmez ve duymazsınız. I don't like that. Ben bunu sevmiyorum. Yani ben böyle şeyi sevmiyorum diye Max söylüyor arkadaşlar. Şöyle gelelim. But everybody in the world sleeps Max. Fakat Max
dünyadaki herkes uyur diye söylemiş. Şöyle gelelim. I know but not me. Biliyorum fakat ben değil diye eklemiş Max. Şöyle gelelim. I want to see, hear and know. Hani ben görmek, duymak ve bilmek istiyorum. Now give the tablets to me mom. Şimdi anne bana bu tabletleri geri ver diye. Yani bana bu tabletleri ver diye söylemiş Max. Şöyle gelelim. Slowly Samantha put the packet in his hand. Yavaşça Samantha paketi onun eline bırakır arkadaşlar. Koyar diye çeviriyorum. But she couldn't stop herself. Fakat Samantha yani kendine hakim olamaz. Evet şöyle gelelim. She was always thinking about Max's condition. Yani kendisi her zaman bakın her zaman yani Max'ın bu durumunu düşünür. Yani Max'ın bu durumu hakkında düşünür. Yani kendine dert eder diye çeviriyorum. One day she wrote to a famous neurologist who was an expert on sleep. Bir gün yani bu uyku üzerine uzman olan bir nörolojiste yazı yazar. Ünlü bir nörolojiste mektup yazar. Bu nörolojinin adı Somas arkadaşlar. Doktor Somas. Şöyle bakalım ne demiş. Doktor Somas answered her letter. Doktor Somas yani Samantha'nın bu mektubuna cevap verir. Demek ki yazarak asking if he could do some tests on Max. Yani Max'ın üzerinde birkaç test yapıp yapamayacağını yani yapıp yapamayacağını sorar Samantha'ya. Evet. Max said yes. Max da evet der. After the test yani testlerden sonra şöyle bakalım. Doktor Somas said that yani Doktor Somas'ın dediğine göre Max brain waves were different. Yani Max'ın beyin dalgaları arkadaşlar farklıymış diye çeviriyorum. Değerli arkadaşlar bunu da burada bırakalım. Bir sonraki bölümde tekrar nereden başlıyoruz? Buradan başlıyoruz arkadaşlar.